Efendim? Yani şey diyorum, rahat mı? Yerleşebildiniz mi? Evet evet, rahat. Küçük, sevimli ve biraz renkli. O sizin evin renksizliğindendir. Sen gelince renkleniyor mu? Çok mu sıcak oldu, biz balkona mı çıksak? Nazlı. Sana karşı dürüst olacağım. Senin de bana karşı hep dürüst olduğunu biliyorum. Sizi dinliyorum. Hah, kapı. Asuman geldi. Kardeşim. Kardeşim. Asumancığım, annem Miki doğurmuş seni. Ay. Abla, bir saat önce elinde bıçakla kovalıyordun beni. Ne değişti şimdi? Kes sesini, yürü. Aa, Ferit Bey. Merhaba, hala buradasınız siz. Şimdi gidiyorum. Aa, yok canım, oturun siz. Ben geldim diye niye gidiyorsunuz? Ben içeride takılırım, konuşun siz. Asuman! Yani Ferit Bey yarın erken kalkacak, işe falan gidecek. Karışma ablacığım sen. Evet, artık geç oldu. Hem sabah önemli bir toplantım var. E tamam, o zaman yarın şirkette görüşürüz. Ben artık gideyim. Buyurun. B12 almayı unutma. Ha, olur olur, unutmam. İyi geceler. İyi geceler. Ay kız, anlat hemen ne oldu? Ben yokken neler oldu? Vallahi hiç atlarım, söyle. Asma sor, şöyle bir tane çarparım, görürsün gününü. Bu geceyi unutuyorsun ve benimle bir daha asla bu konuyla ilgili konuşmuyorsun. Aa, ay hırsız ya. Bir seviyor, bir bağırıyor. Ruh hastası. Günaydın. Elinize sağlık. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey çıktı mı? Çıkmadım. Sabah toplantınız yok muydu sizin? İptal ettim. Neden? Neden? Çünkü beraber bir yere gideceğiz. Aa, ben hiçbir yere gelemem çünkü benim çok işim var. Oo, eti marine edeceğim, hamuru hazırlayacağım. Mümkün değil, çıkamam. Bugün yemek yapmanı istemiyorum biraz. Nasıl yani? Şef Hazar Amani aradı. Yeni bir restoran açılmış. Oraya davet etti. Tam seni ilgi alanına hitap edecek bir konsept olduğunu söyledi. Sahi mi, neymiş? Önemli değil. Gelemem. Çok işim var. İtiraz kabul etmiyorum. Gidiyoruz hadi. Deniz arıyor. Efendim Deniz? Bitirdin mi işlerini? Domates konserveleri, salçalar falan? Bitirdim, bitirdim. Hazır. Bana da versene birkaç tane kavanoz. Kendime menemen falan yaparım. Veririm tabii bak. Hatta ben Ferit Bey'in evindeyim. Buraya fazla fazla getirmiştim. Gel al. Yok ya, o kadar acelesi yok. Bir ara uğrayıp alırım. Yok yok. Yakınlardaysan gel mutlaka. Bu kadar ısrara alışık değilim yalnız, biliyorsun. Denizciğim, bugün işini yarına bırakmamak lazım. Hatta bak, Ferit Bey de yanımda, çok ısrar ediyor. Mutlaka gelsin diyor. Peki.
Birazdan oradayım o zaman. Görüşürüz. Deniz geliyor, domates konservesi alacak. Bunlar dün bizim topladığımız domatesler mi? Çok lezzetli görünüyorlar ya, denemek lazım. Biz denedik, çok lezzetli olmuş gerçekten. Aa, ne yaptınız? Makarna. Nazlı'ya konserve yapımında yardım etmem karşılığında domatesli makarna yemeği hak ettim. Ferit Bey dün akşam biz uğradı da sağ olsun domates konservesi yaparken bana yardım etti. Ferit Bey'le domates konservesini aynı cümlenin içinde duyunca böyle bir kulaklarım kaşındı. Önce ben de yadırgadım ama sonra alıştım. Ya ben hatırladım da benim şeye gitmem lazım. Niye? Şey işte canım bilirsiniz. Semt pazarına. Neden? Turşuluk salatalık alayım diyorum. Turşu falan kurarım. Şimdi son zamanları. Eğer yetişemezsem biter, bir daha bulamam. Çok üzülürüm sonra. İyi, ben de bırakayım seni o zaman. Olur. Zaten Ferit Bey bugün evde yemek yemeyecekmiş. Biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Ferit Bey. Alıyorum. Al. Hangi pazara gideceksin? Ha? Pazar diyorum. Pazara gidecektin ya. Hayır yok ya Deniz, ben vazgeçtim. Yani Bostan'a giderim yarın öbür gün. Hem zaten senin mekanın için de artık oradan alışveriş yapıyoruz. Ben ikisini birden hallederim. Peki. Nereye bırakayım o zaman seni? Ben seninle mekana geleyim en iyisi. Hem menü çalışırız. Ya ben aslında hemen mekana gitmeyeceğim. Ya, ufak bir işim var, oradan geçeceğim. Ay affedersin ya. Tamam, sen beni yol üstünde müsait bir yerde indir, ben eve geçerim. Beraber gidelim mi? Nereye? Görürsün. Engin, finansmandan gelen dosyayı gördün mü? Bir toplantı yapıp üzerinden geçelim diyorum, birkaç hata var. Abi sen boş ver şimdi dosyayı mosyayı. Benim sana verdiğim biletleri niye Tarık'a verdin? Boşa gitmesin diye. Neden, ne oldu ki? Fatoş da geldi abicim. Bu oldu. Fatoş da sen gitmeyecek miydin? Ya gidecektim de istemedi işte benimle tiyatroya gelmeyi. Kızgın hala bana. Sen Nazlı'ya verecektin biletleri. Yoksa o da seni mi reddetti? Yo, söylemedim. Fırsat olmadı. Yani, bu aralar çok yoğun. Belirsizlik sürüyor yani. Artarak sürüyor diyelim. Yani hiç bilmediğim bir dilde konuşmaya çalışıyor gibi. Allah Allah. Bunlar da benim yetenekli çocuklarım. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarla beraber onların kimsesizliklerini paylaşıyoruz. Deniz, o kadar özel bir şey yapıyorsun ki. Ya ben bir şey yapmıyorum. Onlar müziği seviyor, ben de onları. Hayatlarına dokunan biri olmaya çalışıyorum sadece. Hadi. Ne yapıyorsunuz? İyi. Ne kadar çabuk boyunuz uzuyor sizin ya. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar, tanıştırayım. Nazlı ablanız. Merhaba Nazlı abla. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi. Çalıştınız mı bari? Evet. Aa, bakalım ne kadar çalışmışsınız göreceğiz. Efe,
Evet, Ferit'e bakıyorduk değil mi? Nazlı ablanız bayağı beğendi galiba çaldığınız besteyi. Hem de çok. Teşekkür ederim hepinize. Deniz abi, siz Nazlı ablayla sevgili misiniz? Hayır canım, biz Deniz abinle arkadaşız. Evet, arkadaşız. Ben de Rabia gibi mi? Aynen, aynen. Yani senle Rabia gibi. Hiç bilmiyordum böyle şeylerle uğraştığını. Ya kimse bilmiyor. Bir buçuk senedir gidip geliyorum. Kimseye de söylemedim. Burası da benim gizli sığınağım. Yani içine doğduğum hayattan, insanların hırslarından, anlamsız korkularından. Bambaşka bir dünya var içeride. Sen o dünyayı daha da güzelleştiriyorsun. Bir şeyler öğretiyorsun, inşa ediyorsun. Yani ben insanlara bir şeyler öğretiyormuşum gibi gözüküyor ama... onlardan çok şey öğreniyorum. Bulut'u çok iyi anlamamı sağlıyor mesela onlar. Bulut daha şanslı. Yani Bulut'un kocaman bir ailesi var. Etrafında onu seven çok fazla insan var. Haklısın. Niye kimseye söylemedin burayı? Bilmem. Yani birilerine söylenebilecek bir şey değilmiş gibi geldi. Bu da benim sırrım. Bana söyledin. Sen başkasın. Yani sen bana bir sırrını söylemiştin. Ben de sana şimdi bir sırrımı söyledim. Ödeşmiş olduk. Eşit sayılırız. Sayılırız. Yani şimdi önce yavaş şarkılardan başlayalım. Sonra hızlara geçeriz. Ama herkes yorulacağı için son bir iki şarkı... Deniz, hoş geldin. Ne haber? İyi vallahi, ne olsun, buraları toparlıyoruz. Ne içiyorsun? Vişne soda. Aa, bana da versene bir tane. Tamam, veriyorum hemen. Geliyorum aşkım. Oo, gemiler batmış yine. Yo, iyiyim. Anlat anlat, biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Da... senden aşk tavsiyesi alamam. Yani yine Nazlı. İşte yani... siz bu akşam için hazır mısınız? Hazırız patron. Tamam, ben de mutfağa bakacağım. Konuşuruz sonra. Bak, bak. Deniz. Ver, ver, ben içerim, ver. Deniz, iyi ki aldın bu mekanı. Akşam sıkıldık da nereye gitsek derdi kalmadı. Sırf onun için geliyorsun yani. Tabii. Niye olacak? Evden çıkmayanları bile müdavimimiz yaptıysak... mekan açarak çok iyi bir şey yaptık. Alkolsüz kokteylleriniz hazır.
Ay ne iyi oldu Fatoş ablam benim. Sen böyle burada olduğun için bizim de böyle artık kendi mekanımız gibi hissettiğimiz bir barımız var. Benim neden Fatoş abla olduğum belli oldu bu akşam. Ya Fatoş bundan sizin haklılık payı var. Bayağı ısındın sen bu işe. Bir de deminden beri kesiyorum seni. 40 yıldır bu işi yapıyor gibi rahatsın. Ay evet öyle oldu galiba Nazlı ya. Pardon. Değiştirebilir misiniz? Tamam hemen geliyorum. Ben şunları bir bakayım. Bir şey isterseniz el yapın tamam. Tamam kuzucuğum sen işine bak. Hadi geçelim. Tarık, hı? Gelmiyor musun sen? Yok ya, iyiyim ben böyle. Ya olur mu? Hadi gel, Arya çıkacak. Valla. Fatoş, bana bir soda verir misin canım? Biliyorum hemen. Ballı su. Sahneye çıkmadan önce boğazını rahatlatır diye düşündüm. Nazlı bize evde hep böyle şeyler yapıyor da ben de sana yapayım dedim bugün. Ya uzun zamandır kimse bana böyle özen göstermemişti biliyor musun? Sen harika bir arkadaşsın. Abartma be, bir şey yapmadım. Alt üstü ballı ılık su. Bir şey yok onda. Öyle diyorsan. Fatoş. Hı. Sana ne diyeceğim? Bundan sonra aşık olacağın adamı iyi seç, tamam mı? Nasıl olacak o? Ellerini hiç bırakmayacak birini bul kendine. Senin de ellerini bırakmak istemeyeceğin birini. Ya işte kısmet boşlar biraz Alya ya. Bak bu ara aramız limoni mesela. Bilmiyorum, bakalım. Hayırlısı artık. Hayat çok tuhaf ya. Yani herkes elde edemeyeceği ya da onların kıymetini bilmeyecek insanların peşinde sürüklenip duruyor. Mesela Engin'le sen. Yani tamam birbirinizden hoşlanıyorsunuz da sürekli saçma sapan konuşmalarla vakit kaybediyorsunuz. Senin gözlerin de sana bakan başka gözlere kapalı. Hele Nazlı. Hani Ferit'le birbirlerinden gözlerini alamıyorlar ama nedense ortada böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Çok saçma. Alya, Alya sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yani biraz sonraki özel gösterimden sonra çok daha iyi olacağım. Hem açık açık konuşamayan insanlar yerine konuşacağım yani her şeyi ortaya dökelim ne dersin? Çok iyi gelir bize. Ne demek istiyorsun hiç anlamadım Alya ama senden değişik elektrikler alıyorum. Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Hayır saçmalama canım niye kötü bir şey yapayım? İyi olacak diyorum sana. Yani herkes birbirine bir şeyler söylemek istiyor ama kimse söylemiyor. Bence ortamı rahatlatmanın zamanı geldi. Merak etme, kötü bir şey yapmayacağım. Alya o ne demek ya? Alya, şşt! Alya! Merhaba, ikimiz ki alıyoruz. Merhaba. Çok önemli şeyler anlatacağım hepinize. Yani konuşamayanlara ses olacağım bu gece sizler için. Sevenlerin, sevilenlerin, sevildiğinin farkında bile olmayanların sesi olacağım. Her şeyi açık açık konuşacağız. Gizlimiz, saklımız kalmayacak.